Merhaba arkadaşlar, bir TYT bir AYT sorularına çok güzel bir AYT sorusuyla devam ediyoruz. Dalga ya da parçacık şeklinde yayılan enerjiye radyasyon denir. Yüksek enerjili radyasyon atomdan elektron koparak atomu iyonlaştırabilen radyasyondur. Bu tür radyasyonlara iyonlaştırıcı radyasyon denir. Buna göre bir güç yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar elektromanyetik spektrum düşünüldüğünde radyasyonu aslında iki sınıf altında inceleyebiliriz. Peki elektromanyetik arkadaşlar spektrum nasıldır? Onları bir çizelim arkadaşlar. Elektromanyetik dalgalardan soru bekliyoruz. Aman dikkat edin. Peki ilk önce arkadaşlar görünür ışıklar ya da meşhur kutu sayamam yazalım. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Arkadaşlar bunlar elektromanyetik dalga içinde tabii ki görünür ışık spektrumları oluyor. Peki arkadaşlar morun ötesi, mor ötesi ışınlar bunlar. Arkadaşlar kızıl, kırmızının ötesi, kızıl ötesi şurada da kızıl ötesi ışınlar bölgesidir. Kızıl ötesi bunlar. Peki kızıl ötesinden sonra toplam elektromanyetik dalgalar arkadaşlar 7 tanedir. Burada mini bir konu anlatımı yapalım ve iyonlaştırıcı hangi arkadaşlar ışınlar onları bulmaya çalışalım. Arkadaşlar kızıl ötesinden sonra mikrodalgalar, mikrodalgalar şunlar. Mikrodalga ışınların dalga boyu daha düşük arkadaşlar, daha büyük ve arkadaşlar radyo dalgası dalga boyu daha büyük olan ve en büyük olan radyo dalgaları burada. Peki mor ötesinden sonra arkadaşlar X ışınları dalga boyu gittikçe küçülüyor ve arkadaşlar dalga boyu en küçük olan artık gama ışınları, gama ışınları da buradadır. Arkadaşlar bu tarafa doğru gidildikçe enerjinin formülü H çarpı F kadar ya da arkadaşlar HC bölü lambda kadar ışığın ve elektromanyetik dalganın enerjisi. Bu tarafa doğru gidildikçe enerji artıyor, frekans artıyor ama dalga boyu azalıyor. Elektromanyetik dalgaları sıralarken arkadaşlar iyonlaştırıcı etkisi olmayan radyasyon ve de iyonlaştırıcı radyasyon diye aslında ikiye ayrılabilir. Mor ötesi ve ondan sonrası daha küçük ve daha büyük dalga boyu olanlar, enerji daha küçük olan bunlar iyonlaştırıcı etkisi olmayan, iyonlaştırıcı etkisi olmayan radyasyon denilebilir. Peki gama ve arkadaşlar X ışınları, bunlar arkadaşlar zararlı etkileri daha fazla, iyonlaştırıcı etkileri daha fazla olduğu için bunlara iyonlaştırıcı radyasyon denir. Arkadaşlar iyonlaştırıcı radyasyon tabii ki canlılara, vücut hücrelerine zararlıdır. İyonlaştırıcı radyasyon olan toplam arkadaşlar 4 tane 1, 2, 3, 4 bazen enerji olur, bazen parçacık da olabilir. İyonlaştırıcı etkisi olan yani hücrelere zararlı olan etkisi olan arkadaşlar birincisi X ışınları ki elektromanyetik dalgadır. İkincisi gama ışınları. Üçüncüsü arkadaşlar bunlar ışındır ama üçüncüsü alfa parçacıdır ve dördüncüsü de beta parçacıdır. İyonlaştırıcı etkisi olan ya da canlı hücrelere zararlı olan etkiler bunlardır. Bunların en önemli özelliği yüksek enerjiye sahip olmalarıdır. Peki buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar iyonlaştırıcı radyasyon denir. Buna göre alfa parçacı yüksek bir enerjiyle olduğu için iyonlaştırıcı bir radyasyondur. Birincisi doğru. X ışınları iyonlaştırıcı radyasyonlar yüksek enerjiye sahip olduğu için arkadaşlar X ışınları da iyonlaştırıcı radyasyondur. İkincisi de doğru. Mor ötesi ışık iyonlaştırıcı radyasyon değildir. İyonlaştırıcı etkisi olmayan radyasyondur. Üçüncü ifade yanlış. Cevap şıkkı 1 ve 2 C'dir.